Hafta sonu sabah devam ediyor sevgili seyirciler. Gazeteci Fahrettin Fidan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş günaydın. Günaydın. Evet, yine ilginç bir hafta geçirdik. Türkiye'de zaten bir hafta artık o kadar uzun bir süre i̇lginç ki aylar olmayan gibi. Bir hafta geçirmek ilginç artık. Evet, şimdi dünden başlayalım, yakın zamandan başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daydı. Gençlerle bir araya geldi. Zaten sabah saatlerinden itibaren trafiğe öyle bir yansıdı ki bu toplantı. Kimse işine zamanında gidemedi dün, evet. Ankara'da maalesef tüm yollar kapalıydı. Orada bir açıklaması özellikle ajanslara ilk düştü ve şöyle dedi. İşte CHP pisliktir, çöplüktür ve hava kirliliğidir, CHP susuzluktur dedi. Ve bu sözünün ardından gerçekten hani büyük bir şaşkınlık değil de ya neden diye sordu herkes. Vallahi biraz eksik söylemiş. Mesela dilin kemiği yok diye bir laf vardır ya. CHP hırsızlıktır, yolsuzluktur, rüşvettir, talandır, ranttır, devleti peşkeş etmektir falan diyebilir. Yani söyleyebilir. Ama tabii o eski bir laf vardır. Üslubu beğen aynı ile insan. Bir insanın üslubu neyse kendisi de odur. Yine dün Muharrem İnce de bir yerde söyledi. Yine başka bir laf. Çatlak testi içinde ne varsa onu sızdırır. Bal varsa bal sızdırır, yağ varsa yağ sızdırır. Başka bir şeyler varsa pislik sızdırır. Maalesef yani seviyeyi belli bir noktada da tutamıyoruz Türkiye'de. Birisi geliyor pat diye indiriyor. İşte geçenlerde yine CHP için böyle çok ağır laflar etmişti. Bu biraz da şeyi gösteriyor bana göre. İktidar cenahında ve özellikle Tayyip Erdoğan cenahında ciddi bir moral bozukluğu var. Şeye yansıyor, bu konuşmasına da yansıyor, hareketlerinde de yansıyor. Geçen yıl mesela İstanbul'daki kongrede böyle garip bir şey yaptı. Bir kere insanlara kızdı, coşkunuz yok falan filan diye. Sonra sözüm ona coşkuyu sağlamak üzere ayağa kalkın dedi. Bütün salon ayağa kalktı. Merakla bekledik, sonra ne olacak? Bir şey yokmuş meğerse kafasında, sonra oturun dedi, insanlar oturdu. Yani çok normal değil bunlar. Ve bunlar galiba kendisinin de gitmekte olduğunu gösteriyor. Eskisi kadar seçimi kazanacağına inanmıyor gibi geliyor. Bu üslubu ve davranışlarına baktığımda benim çıkardığım sonuç bu. Hoş değil tabii. Yani artık ama Tayyip Erdoğan'a alıştık biz. Ondan böyle çok nezih, çok latif davranışlar, sözler beklemek bizim için sürpriz olur. Böyle korkum benim bu kampanya süreci daha kızıştıkça, 24 Haziran'a daha yaklaştıkça üslubun daha da bozulacağı. Ama Muharrem İnce öyle bir yerde tutuyor ki bu seviyeyi, ki randevu talep etti. Ve görüşebilmesi bile mesela Abdülkadir Selvi şey diyor, yani ben hala ne olduğunu anlayamıyorum diyor. Neden bu kadar toleranslı olduğunu Sayın İnce'ye orada biraz takıldım diyor mesela. Vallahi yani toplum gerginlikten, seviyesizlikten bıktı. Siyasi arenadaki gerginlikten, seviyesizlikten bıktı. Bu bir zamanlar prim yapıyordu siyasetçiler için ama artık tam tersi yönde sonuç vermeye başladı. Muharrem İnce bunu gördü. Zaten Muharrem İnce'nin de üslubu böyle seviye düşürmek, karşı tarafa hakaret etmek falan değil. Ha, polemik yapar, hazır cevaptır falan ama belli bir seviye... Hakarete varan sözler. Muharrem o seviyede davrandıkça, belli bir seviyeyi korudukça karşı taraf biraz daha sıkıntıya düşüyor. Şimdi karşınızda çok seviyesi düşük bir insan olursa o insan sizi kendi seviyesine çekmeye çalışır. Siz onun seviyesine düşmedikçe o problem yaratır ve ne yapacağını bilemez. Hırçınlaşır. Biraz böyle bir manzara görüyoruz. Bence bu üslubunu olabildiğince koruması lazım. Çünkü seviyenin düşeceği yerin sonu yoktur. Yani en sonunda böyle çok amiyane küfürlere kadar varabilir ki o ülke için de doğru değil, muhalefet için de doğru değil. Umarım o kadar düşmez seviye. Hı hı. Ama peki, Tayyip Erdoğan adeta düşürmek için uğraşıyor gibi bir görüntü veriyor. Bir de gerçekten çok fazla hani muhalefete ve de bizim genç zeki beyinlere
çok mal verdi. Mesela bu tamam olayı. Tamam mı, devam mı evet. dedi. Şimdi bununla ilgili de Başbakan Binali Yıldırım bir şeyler söylemeye çalışıyor tabii bir taraftan. 3 milyona yakın tweet atıldı. Evet. Ve bunların bot hesap olmadığı da çok bariz belli. Tabii, tabii. Bot hesap olanlar devam yazanlar da Twitter tespit etti. O hesapları İptal kapatınca etti. Zaten listeden düştü. Çok konuşulan listeden. Başbakan Binali Yıldırım şöyle demiş. Birileri ana muhalefet sanal alemde sanal mesajlarla bırakın tamam desin dursun. Biz ne diyoruz? Durmak yok, yola devam. Ya sen bize sormuyor musun tamam mı devam mı diye? Evet. Tamam diyoruz. Diyor ki biz de, tamam demiyoruz, durmak yok, yola devam diyoruz. Diyor. Çok rahatsız oluyorlar. Bu sosyal medyadan çok rahatsızlar. Zaten bir takım böyle kısıtlamalar getirdiler. Ama bunu ileride daha da çoğaltmayı düşünüyorlar. Biz bunu önemsemiyoruz, ciddiye almıyoruz falan demelerine bakmayın. Çok önemsiyorlar, çok ciddiye alıyorlar. Ama bir soru soruyorsun, karşılığında sana bir cevap veriliyor tabii. ve o cevabı kabul etmiyorsun. Ama onun istediği tek bir cevap var. Devam derseniz amenna. Yoksa tamam dediğiniz takdirde o cevap değil, o bölücülük, bozgunculuk falan filan oluyor. Böyle bir anlayış var. Tabii 16 yıldır bunlar iktidarda. Bir güç zehirlenmesi oldu ki, yani... Kendi işlerinde bile bunu zaman zaman dile getiren hem siyasetçi anlamında hem de köşe yazar anlamında insanlar var. Yani bu diyorlar sizin başınızı da belaya sokacak, derde sokacak. Bu kadar da ayaklarınızın yerden kesilmesi doğru değildir diyorlar. Ama kime anlatıyorsunuz? O kadar güç seyirlenmesi akılları başlarından almış ki iktidardan düşünce anca bunlar gerçeği görecekler ama o zaman da hesap verme konumuna gelecekler. Yani öyle yaptığı yanına kar kalacak falan diye bir şey söz konusu değil. Yani o güç seyirlenmesinin bir örneğini şeyde yaşadık işte. Geçen gün meclisten bu vergi affı, emlak affı ve varlık barışı geçti. Yani bunlar af deniyor, barış diyorlar. Çok kibar bir deyim bulmuşlar. Barış, aftır bildiğimiz gibi. Adam kaçak konut yapmış, ona sen şu kadar para ver bana diyorsun, ben seni affedeceğim. Vergi kaçırmış, affedeceğim diyorsunuz. Varlık barış, yurt dışına para kaçırmış, affedeceğim. Şu konut ve imar affında, yani basın tabii beklemiyordum bunu yazacağını, nitekim de yazmadı. Önce komisyona geldiğinde, Türkiye'de en değerli bölge, tarihi ve coğrafi güzellik anlamında Boğaziçi hı hı. ve tarihi Yarımada. İmar affı gündeme geldiğinde buralar vardı. Buralar da af kapsamına dahildi. Fakat komisyonda muhalefet buna itiraz edince, ciddi şekilde itiraz edince tamam dediler. Çevre Bakanı bunu dedi çıkarabiliriz ve çıkardılar. Kapsam dışına koydular imar, tarihi Yarımada'yı ve Boğaz'ı. Fakat genel kurula geldiğinde AKP grup başkan vekilleri son dakikada bir önerge verdiler ve burada Boğaz içinde ve şeyde tarihi Yarımada'da belli yerleri haritasında falan bunlar koydular şeye, verdikleri önerge. Buralar dediler yeniden af kapsamına alınsın. O kadar böyle adrese teslim belirlemişler ki, bak yani, normalde bir değişiklik önergesi verirsiniz. Bir sayfadır, iki sayfadır. 14 sayfa burada tek tek şu ekranda arkadaşımız gösterebilirse koordinatları verilmiş. Hani üniversite... akademisyen sınavı açtığında muhabbetine dönecek. Evet evet. İşte öyle bir özellikler koyarlar ki şu alanda çalışma yapmış olmak derler. O alanda ne hikmetse bir kişi çalışma yapmıştır. Dolayısıyla o kişiden başkasının kazanması söz konusu değildir. Burada da böyle mesela işte 424.149,55 derece sağa 455.346,77 derece yukarıya olan yerdeki yapı af kapsamına giriyor. 14 sayfa böyle. Şimdi 3 AKP grup başkan vekili imzasını taşıyan önerge. Bir siz yeniden Boğaz'ı talana açıyorsunuz ya da yapılan talanı yasallaştırıyorsunuz. Bir de orada böyle özel spesifik yerler gösteriyorsunuz. Belki kendi evidir, belki kendi yakınının villasıdır, şudur budur. Tabii. Bu kadar ayrıntılı 14 sayfa derecesiyle bilmem neyle koordinatını vermiş. Bunlar af kapsamında diye. Yani bu pervasızlığın, pişkinliğin, hani şöyle bir şey benzetmek,
adı Ali, soyadı Özdemir, bilmem ne, annesinin adı şu, babasının adı şu olanlara af çıkarmak gibi bir şey. O nasıl absürt bir şeyse, bu da öylesine absürt bir şey. Ve bu meclisten geçti. Boğaz'ın haritasını çizmişler, orada noktalarla işaretlemişler. Şuralardaki yapılara af geliyor diye. Yani ve o yapılara af gelirse, o yapı sahipleri herhalde, bilmem, merkep değildir diyelim. Onlar da bu jeste karşılık bir jestle cevap vereceklerdir. O iyiliği yapan insanlara karşı. O artık ne olur bilemem. O oy olur. Ha, tabii tabii. Oy olsa o zaten oy olacaktı. Onun dışında başka şeyler, banka hesaplarında biraz şişme falan olabilir. İnanılır gibi de bu geçti meclisten ve bunun sesi soluğu çıkmadı. İşte harita, Boğaz haritası şurada noktaları koymuşlar. Şuralar af kapsamında. Şöyle gösterelim şu tarafa. Evet, yani. Evet, af kapsamında şunlar koordinatları verilmiş. Bunlar da koordinatları verilmiş. Şuralar, şuralar af kapsamında diye. Bunlar kime kıyak yapılıyor ve bu kıyağın karşılığı nedir? Hani karşılıksız mı yapılıyor, karşılıklı mı yapılıyor? Artık bizim izleyicilerimiz herhalde bunu takdir eder. Böyle bir pervasızlık. Böyle bir güç zehirlenmesi söz konusu. Böyle bir şey bir de yani kimse bunu fark etmez. Hani biz istediğimizi yapalım anlamazlar. Öyle ama medya zaten ellerinde bu haber basında yer almayacak. %99.9 yer almayacak. Zaten dün falan alması gerekirdi bilemediniz bugün. Almayacak ve bu böyle kaynayıp gidecek. Ve bu arada bir takım insanlar bunun içinde Zarrab'ın yalısı da olabilir. Bunun içinde şeyde Zeytinburnu'nda o İstanbul'un cami silüetini bozan o iki tane gökdelen de olabilir. Özel olarak böyle nokta atışıyla belirtilen yapılar af kapsamına dahil edilmiştir. Çok güzel ya gerçekten. Evet. Evet. Ha, bir taraftan da bu yapılırken tabii bu tezgahın içinden başta Çevre Bakanı var. Af getirmek demek, imar afı getirmek demek. Yapılan kötü yapıların devamı için teşvik etmek insanları. Siz yapın, bundan sonra gene biz af çıkarız. Zaten Türkiye'de çıkan afların haddi hesabı yok. Ve bu af çıkarılırken Çevre Bakanı geçen gün bir laf etti. İmara aykırı yapı yapanlara dedi, en az iki yıl hapis cezası vermek gerekir. İnsaf. Af getirirken bari bunu söyleme. Ama her şey çok çabuk olduğu için böyle bir af geleceğini tabii ki kestirememiştir. Tabii, tabii, ama tabii. Bir anda, bir günde her şeyi yani değiştirebiliyorlar. Mesela vergi afları şimdiye kadar 35 kez çıkarılmış Cumhuriyet döneminde. Bunların sadece 8'i AKP dönemine ait. 2003'te, 2008'de, 2011'de, 14'te, 16'da, 17'de, 18'de vergi afı çıkarılmış. Bu ne demektir? Düzgün vergisini zamanında ödeyen mükelleflere siz enayisiniz demektir. Evet, ben faiziyle ödedim işte. Tabii. Üniversiteden tabii. Kalan tabii, borcum. Tabii. Faiziyle yani öyle böyle bir faizle değil. Daha zaten tabii. Birkaç ay önce bitti. Ve şu anda faizler silinip ana para ödenecekmiş. Ben böyle çıldırdım. Evet, tabii tabii. Yani şey, mesela şimdi varlık barışı çıktı. Yurt dışında parası olanlar eğer bu paralarını içeriye getirirlerse %3 gibi bir vergi alınacak. Ondan sonra kaynağı sorulmayacak. İsimler gizli bu arada. Tabii tabii. Kaynağı da sorulmayacak. Yani bu rüşvet parası olabilir, eroin, kokain parası olabilir, şu parası olabilir, bu parası olabilir. Devlet ben bunu sormayacağım. Sen diyor sadece... Yani ne olursa olsun muhtemelen zaten kara para. Tabii tabii kara para. Yani şimdi iki türlü olur. Bir insan niye yurt dışında parasını kaçırır? Ya da yurt dışında ihracat yaptı diyelim. Parasını niye yurt dışında tutar? Kazandığı parayı yurt dışına getirmez. Bu çok da yurtseverce bir davranış değildir. Ülkenin hele bu ekonomik koşulları dikkate alındı. Pek de savunulacak bir davranış değildir. Bunu yaptın diyelim sen ve şimdi devlet bunu biliyor. Dışarıda ciddi miktarda para var. İşte diyor %2, %3 vergi alacağım. Bunu getir. Kaynağını da sormayacağım. Belki bir şey. Adam kolay kolay getirmez. Zaten bundan önce çıkan vergi aflarında da getirmediler. Nedeni şu, adam sana güvenmiyor. Sen diyor, o kadar benim için güvenmezsin ki getirdiğin paraya bir gün el koyabilirsin. Döviz getirsen, mesela el koymasan bile yarın bir kanun bir de kararname çıkarırsın. Dövizin kurunu sabitledim. Bugün 4 lira 31 kuruş mu? 2 liradan istersen TL olarak ben sana ödeyebilirim. Diyebilir bu devlet diyor. O nedenle getirmiyor. Devlete güvenmiyor.
ihracatçı dışarıdaki parasını getirmiyor. İçerideki dışarıya kaçıran kişi de zaten devlete güvenmediği için kaçırmış. Ve kendi parası da çok büyük ihtimalle, çok çok da temiz bir para değil. En azından bir kısmı için bu söz konusu. O %100'ünü riske atacağım. Niye atsın ki Türkiye'ye getirip? %2 bir de vergi ödeyecek üstelik. Kalan %98'de garantisi yok. Oysa dışarıda tamamı garanti. Bu varlık barıştan da pek bir şey çıkacak. Nitekim bundan önce çıkarılan da bakanlar açıklama yapmıştı. 200 milyar dolar bekliyoruz demişlerdi. 200 milyon liraya fit oldu, milyon dolara fit oldular. Yani %1'i gibi bir rakama fit oldular. Bunlar çaresizlik içindeler. O kadar çaresizlik içindeler ki. Emekliye 4 hafta sonra ilk ikramiyesi verilecek. Verilecek. Kaç hafta sonra acaba geri alınacak o enflasyon yoluyla, zamlar yoluyla? Tabii tabii yani. Bugün emeklilere, hatta memurlara şunu deseniz, kardeşim maaşınız sabit kalacak ama fiyat artışları da sıfır olacak. Hepsi kabul eder. Çünkü devletin onlara, bu iktidarın onlara verdiği zam bir süre sonra çok daha fazla bir şekilde geri alınıyor. Fazlasıyla geri alınıyor. O nedenle emekliler kısa bir 3-5 gün, 1-2 ay belki çok sevinecekler. Zaten ama benim bildiğim kadarıyla böyle evinde oturan artık hani evet ya emekliliğimi yaşayayım diyen bir emekli yok Türkiye'de. Vallahi, çalışıyor hepsi. İş bulabilen çalışıyor tabii. Ama iş bulabilen çalışıyor. Bulamayan, İş bulamayan da farklı işte. Pazarda işte, ama manavda, kaç kişi orada, pazarda burada çalışabilir? Taksi, ben çok fazla taksi tamam, gördüm. Tamam. Ama sonuçta sizin üniversite mezunlarınızın %25'i işsiz. İşsiz sayısı 10 milyonu bulmuş. O da böyle hani devletin o rakamlarına da, işsiz rakamlarına da çok itibar etmemek lazım. Çünkü mesela artık iş aramaktan umudu kesmiş kişileri işsiz saymayan bir anlayış var. O nedenle işsizin bu kadar olduğu ülkede emekliler ne kadar iş bulabilir? Pazarda ne kadar satabilirsin? Yani her emekli pazarda pazarcılık yapmaya kalksa emeklilerden geçilmez. Kim kime satacak? Sonuçta onu alacak bir müşteri lazım. Tabii öyle bir gerçek var ortada tabii, tabii. Yani. Yani bunlar çözüm değil. Ama bu kadar tatsız tutsuz bir şey de güzel şeyler de oluyor. Ekonomi Bakanı çıktı. Kurdaki artışı kabul etmiyorum dedi. Etmiyor. Işte etmiyor. Yani. Kabul ediyor. Hadi bakalım. Kabul şimdi, etmeyince olmamış oluyor. Şimdi de kurdaki artış düşünsün. Yani böyle. Şimdi şöyle, ben de mesela Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olmasını kabul etmiyorum, edemiyorum. İsmail Kahraman'ın meclis başkanı olmasını kabul edemiyorum. Hulusi Akar'ı hiç kabul edemiyorum. Ama bunlar hiçbir şey değiştirmiyor. Benim kabul etmemem hiçbir şey değiştirmiyor. Nihat Zeybekçi'nin de kurdaki artışı kabul etmiyorum demesi hiçbir şey değiştirmiyor. Eğer bu çözüm olsa, mesela Mehmet Şimşek kalsın desin ki cari açığı kabul etmiyorum. Aile Bakanı kadına şiddeti kabul etmiyorum. Ne bileyim, Milli Eğitim Bakanı pizza sınavlarında çocuklarımızın OECD ülkeleri içinde sonuncu olmasını kabul etmiyorum. Gıda Bakanı etin kilosunun 60 lira olmasını kabul etmiyorum. Spor Bakanı milli takımımızın işte dünya ve Avrupa şampiyonasına katılmamasını kabul etmiyorum. Çalışma Bakanı iş kazalarını kabul etmiyorum. Kabul etmemekle mesele olsa Türkiye cennet olur. Ama artık o kadar şey oldu ki iş şirazesinden çıktı ki bunu söyleyebiliyor. Bunu söyleyebiliyor. İşte önemli olan o çizgiyi geçmek zaten. O çizgiyi geçtikten sonra, ondan sonra rahattır. Rahat. Geçenlerde zaten şey demişti yine aynı bakan. Zamları biz yapmıyoruz dedi. Sistem kendi kendine yapıyor. Yani çocuk tacizlerine bir kereden bir şey olmaz diyen şimdi ben o sisteme insanlar, kendi kendime küfretsem acaba başım belaya girer mi? Girer. Yani, aman o zaman sistem yapmıyor demek. Sistem yapmıyor demek. Bunları söyleyebiliyorlar. Ama dediğim gibi yani işte ne istediğinizde vermedik dedikleri FETÖ, o kadar besleyip büyüttükleri FETÖ'nün faturasını şimdi CHP çıkardılar. Ay evet, CHP FETÖ'cü oldu çıktı. Yani gerçekten yani neredeyse birlikte ülkeyi bu hale getirdiniz diyecek noktaya tabii, geldiler. Tabii. Hala SSK'daki zararın faturası Kemal Kılıçdaroğlu'na aittir. 30 yıl önceki genel müdürlüğe aittir. Halbuki Kemal Kılıçdaroğlu döneminde işte diyelim 1 milyar açık veriyorsa bugün 50 milyar açık veriyor. Aslında tek bir Gökçek örneğiyle genel tabloyu açıklayabiliriz. Gökçek, ben Ankara'da belediye başkanı olmadan önce Ankara beton yığınıydı. Ben geldikten sonra dedi
her yer ağaçlık, ormanlık oldu. Tabii. İnanılmaz. Ama bu gerçek şey. Tayyip Erdoğan da görmedi, onu görevden aldı. Öyle yani şimdi Tayyip Erdoğan geçenlerde hatırlarsınız İstanbul'a ihanet ettik ve de etmeye devam ediyoruz dedi. Büyük alkış aldı. Geçen yine işte Boğaz dedi, Türkiye'nin İstanbul'da en güzel, dünyanın en güzel yeri ama dedi biz burayı perişan ettik dedi. Ondan sonra ben geldiğimde çöp dağları vardı, İstanbul şöyleydi, böyleydi. Yani hem sen İstanbul'u kurtaran kişisin, cennete çeviren kişisin, hem de ihanet eden kişisin. Yani ihanet edince bir cennete dönüyor bir yer, bilemiyorum. Evet, ama yaman bir çelişki var. İnanan bir kitle var. Yani Türkiye'nin problemi o zaten. Geçen gün bayağı çok yaygın bir şekilde izlendiğini düşünüyorum. Bir vatandaş röportaj yapıyor, sokakta soru soruyor bir muhabir. İşte bu ne olacak falan filan diye. Böyle işte keşke diyor Tayyip Erdoğan Osmanlı'dan hemen sonra gelseydi. Biz şimdi uçmuştuk, kaçmıştık bilmem ne falan filan. Atıyor tutuyor ama belli ki vatandaşımızın okumayla, yazmayla, düşünmeyle arası yok. Ondan sonra yandan geçen bir kadın dayanamadı, duydu adamı. Laf attı. Bir kızdı, kadın üzerine yürüdü. Biz dedi burada kürtaj yapıyoruz dedi. Nasıl engel oluyorsun bize bilmem ne falan. Röportajda kürtaj ya da 40 yıllık, 1000 yıllık röportaj kürtaj oldu. Adam onu bilemeyecek kadar cahil ama fena halde de iddialı. Türkiye'nin dramlarından birisi eğitimli insanların, bilen insanların kuşkucu olması, cahil cüvelana da kendinden çok emin olması. Hiç kuşkuları yok, her şeyi biliyorlar. Bütün çözüm yolları onlar için çok basit. Ama sonuçta o insanların oylarıyla Türkiye'nin geldiği yer ortada. Evet. Yani o gerçekten çok konuşulan bir video oldu. Hala da ben görüyorum. Tabii üzerine ciddiye alınıp da yorumlanan bir video olarak değil, acayip güzel espriler de çıkarmış bizim zeki gençlerimiz. Gerçekten artık ben ülkenin gençleriyle o kadar gurur duyuyorum ki yani eskide kaldı o artık hani o gençlerin bir tarafa ya siz bir geçin bakayım kenara denilen zaman bitti ve şu an gerçekten söz bence gençlerin. Vallahi biz baştan herhalde yanlış değerlendirdik. Apolitik ilgilenmez tabii kendi dönemimizle mukayese ettiğimizde bizim dönemde yani herkes hemen hemen politikayla ilgiliydi. Ondan sonraki kuşakla ilgili böyle bir düşüncemiz vardı. Bunlar apolitik, hiç dünyadan haberleri yok falan filan. Gezi'de biz bir şok yaşadık. O gençler hiç de İnanılmaz bizim silkelendiler düşündüğümüz gibi de değilmiş. Onların mücadele yöntemi farklıymış. Bizim gibi değilmiş. Mesela bizim dönemde mizah o kadar kullanılmazdı. Patapat, çata çat neyse. Ama bunlar mizah denen çok etkin bir silahı kullanıyorlar. Ve çok da örgütlenmeyi çok iyi biliyorlar. Orada zaten gençler konusunda yanlış düşündüğümüzü anlamıştık. Şimdi daha da onu görüyoruz. İşte son seçimde %61 AKP'ye karşı oy vermiş. O dönemde çocuklar doğmuş, büyümüş neredeyse. Ama AKP'ye %61 karşı oy veriyor. Yani ilahiyat, İmam Hatip okullarındaki çocuklar dahi pek iktidarın hoşlanmadığı mecralarda işte deist meist diyerek çocukları suçluyorlar. Çocuklar deist oluyorsa bile demek sizin yalanlarınıza kanmıyor. Sizin din adamlarınızın, sizin ilahiyatınızın, sizin ilahiyatçılarınızın yalanlarına kanmıyor ya da onların saçmalıklarını gördükleri için lanet olsun diyor. Müslümanlık buysa, din buysa ben yokum diyor. Evet, çocuklar. Ben onu çok duyuyorum gerçekten. Evet, yani bunlar Türkiye'nin yani, umudu. Onlar Müslümansa ben değilim noktasına bile gelmişler artık çocuklar. Tabii, tabii. Ama yani gelmemek de mümkün değil. Çünkü öyle tipler çıkıyor ki, işte geçen gün birisi çıktı yine, Hayrettin Karaman ilahiyatçı. Rüşvet veren, rüşvet vermek caizmiş, almak değilmiş. Ya bunlar böyle yeniden kafalarına göre bir Kur'an yazıyorlar. Ya da yazılı olmayan bir Kur'an icat ettiler. Onu bize Kur'an diye yutturmaya kalkıyorlar. Her türlü üç kağıt bilmem ne serbest. İşte yolsuzlukta hırsızlık aynı şey değildir diye fetvalar verdiler. Onun yanında Diyanet haram parayla hacca gidilir dedi falan. Yani böyle bir AKP ideolojisine uygun bir din adamı kitlesi türedi. Ve onlar bir ağda bir eli balda yaşıyor. İşte televizyonda bakıyorsunuz Ramazan'da program yapıyor. Şimdi Ramazan geliyor. Ayda 100-150 bin lira ile halka
tasarruf yapmanın, kanaatkar olmanın faziletlerini anlatıyor. Ayda 150-200 bin lira paradan aşağı çalışmam. Halka sabredin. Daha fazla, o çok geride kalmışsınız. Tabii tabii, belki ben geride kaldım. Tabii. Bu dünya malı önemli değildir. Ama sizin için önemli değil de benim için önemlidir. Ahiretinizi güzelleştirin. Tabii ahiretinizi derken. Güzelleştirin. Tabii yani biz de bu dünyamızı güzelleştirelim. Böyle bir şey Ramazan şimdi dediğimi başlıyor. Yapın yaptığımı yapmayın gibi. Hani ben villada otururum giderim tatilimi de en lüks yerlerde yaparım ama siz böyle yapmayın. Tabii yani şimdi bu tarikat şeylerine falan baktığınızda kaç tanesi iki odalı üç odalı bir mütevazı evde oturuyor. Hepsinin Cübbeli Ahmet en başta mesela havuzlu villada oturuyor. İtalyalarda tatil yapıyor. Ama adam tabii çalışıyor, iş adamı. Cehennem ateşinden koruyan kefen satıyor. Yani şimdi yani hakkını yemeyin ya. Hakkını yani da yememek lütfen. Lazım. Tabii yani şey işte o böyle çok güzel laflar vardır. Semercinin ölmesi için dua etmeyi bırak, eşek olmamaya bak. Eşek olursanız mutlaka bir semerci çıkar. Size semer vuracak, size eşek muamelesi yapacak. Önemli olan eşek olmamaktır. Semercinin ölmesi için dua etmenin hiçbir anlamı yoktur. Evet, güzel bağladınız. Peki, son olarak da şu AKP ve MHP'nin oylarıyla tabii ki kabul edilen Bakanlar Kurulu'na verilen KHK yetkisi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? CHP AYM'ye taşıyacak bu kararı iptali için. Vallahi şimdi bu parlamentonun görev süresi 24 Haziran'da. Yani ne olacak bununla, bu getirdikleri kanunla ne olabilir? Bu parlamentonun görev süresi 24 Haziran'da sona eriyor. Dolayısıyla bugünkü parlamentonun çıkaracağı yasaların, bu KHK ile yapılan düzenlemelerin süresinin de bu dönemle sınırlı olması lazım. Yani bir hukuki deyim vardır. Şimdi bu dönemde bir milletvekili kanun teklifi verdi. Ama bu dönemde çıkmadı. O kadık olur. Yani gelecek döneme sarkmaz. Şimdi bu dönemde verilen, çıkarılan kanundaki kararnamenin de süresinin bu dönemle sınırlı olması lazım. Ama bunlar diyor ki Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği güne kadar süresi. Cumhurbaşkanı'nın yemin ettiği süre parlamentonun görev süresinin sona ermesinden daha sonra. Yani taşıyor, uzuyor. Yeni parlamento nun yapısını bilemiyoruz. Bugün çıkarılan kanunla kararnameyi kabul edecek mi onu bilemiyoruz. Ama bugünden geleceği dizayn etmeye yönelik bir şey yapıyorlar. Yani tabii bu hep güç zehirlenmesi şeyde de ekonomik anlamda geleceğimizi inanılmaz şekilde bağladılar. İşte bu geçiş garantisi, hastanelere hasta garantisi vererek Türkiye'nin 15-20 yılını, bundan sonraki belki 40-50 yılını bağladılar ve biz bunların bıraktığı enkazı, bunlar gitse de... O paralar cebimizden çıkmaya devam edecek. Çünkü yapıldı sözleşme yani, yapılmış. Sözleşme yapıldı. Sözleşme yapılmış ama... Otoyollar, köprüler, işte hastaneler... Benim bir düşüncem var. Yeni bir iktidar gelirse, düzgün, gerçekten halk dayanı bir iktidar, bu müteahhitlerle sözleşme yapıldı ya, al gülüm ver gülüm. Ortalama günde 10 bin araç geçmesi gereken yere, geçeceği yere 50 bin araç koşulu koydular ve 50 bin araç geçmezse parayı hazineden, vatandaşın cebinden ödeyecek. Ben yeni iktidarın yetkilisi olsam, Cumhurbaşkanı olsam o müteahhitleri çağırırım iktidar olduğum gün. Kardeşim 50 bin araç mı yapıldı sizinle sözleşme? Siz bunun olmayacağını da biliyordunuz ama anlaştığınız o günkü iktidarla 50 bin yaptınız. 20 bine indiriyorum. Bunu kabul et, etmezsen vergi incelemesi yapacağım. Yani biraz bunun benzerini Putin yapmıştı. Hı hı. Ama karanlık iş adamlarına yaptı bunları ve o adamların da söyleyecek lafı olamadı. Hemen önlerine konanı imzaladılar. Yani böyle batan geminin malları gibi bu dönemde sen istediğin anlaşma yapıyorsun. Ve tabii o anlaşmayı yapan siyasi iktidara da hesap sormak lazım. Hani şey dedi işte Muharrem İnce, devri sabık yaratmayacağız. Yaratma ama bugün 16 yıldır yapılanlar da kimsenin yanına kar kalmasın. Kar kalırsa o zaman ben benim için değişen ne olacak? Evet. Ve gerçekten de sıkıldık diyelim. Sıkıldık. Böyle noktayı koyalım. Yani bunu aldık. Sıkılmanın ötesi bunu aldık. Yani umarım artık Türkiye
bu kabustan, bu tünelden çıkar. Bunun için de 24 Haziran'da o güne tekadüm eden günlerde bizim çok şey yapmamız gerekiyor vatandaş olarak. Bir kere işte sandık, oy kullanacak mıyız, listelerde adımız var mı? O gün gidip oy kullanacağız. Oy kullandıktan sonra sandıklardan ayrılmayıp başında hırsızlığın olmamasına çalışacağız. Bir ülke düşünün ki %99'u Müslüman ama seçim kampanyasında en çok konuşulan ve en çok korkulan şey toplu hırsızlık. Yani Allah'tan %99'u Müslüman bir ülke. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Yine çok hoş bir sohbet oldu Sayın Fahrettin Fidan. Haftaya tekrar görüşeceğiz. Umarım. Gerçi bunu demek istemiyorum. Siz ummaktan bıkmadınız. Bakalım ne olacak. Evet, peki. Sevgili seyirciler, hafta sonu sabahı burada noktalıyoruz. Canlı yayınlarımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.